Herkese yepyeni bir videodan daha selamlar. Şu hareketi niye yapıyorum bilmiyorum ama alışmışım artık. Ben Meryem Efeoğlu. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni geliyorsanız eğer diğer videolarımı izlemenizi öneririm. Eğer bu videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, fikirleriniz varsa bu konu hakkında yorum yapmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi kahvemi yaptım. Öğleden sonra 2.30-3 civarı saat. Bugün size anlatmak istediğim konu, üniversiteye gitmeden önce bilmeniz gerektiğini düşündüğüm birkaç not aldım. Birkaç değil, bayağı bir var hatta. O şekilde bunları size aktarmak istiyorum. Kendim de bu arada... Rüzgar çıktı resmen şansıma. Çatıya geldim bu arada bugün. Gördüğünüz gibi. Dedim ki evin içinde böyle hep bir bunaltı geldi bana. Sınav haftam olduğu için sürekli... Evin içinde durduğum için. O yüzden dedim ki bir hava alayım. Şansıma da bugün birazcık rüzgarlı falan. Artık yapacak bir şey yok. Neyse. Şimdi. Ben bu arada kendimden bahsetmedim. Bir saniye. Beni bilmeyenler için bahsetmek isterim ki. Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye Bölümü öğrencisiyim. Öğrencisiydim dememe çok az kaldı. Bu dönem mezun olacağım bir sıkıntı olmazsa. Bakalım inşallah. O yüzden tecrübelerimi de katarak... Size dediğim gibi üniversiteye gitmeden önce bilmeniz gereken şeyleri aktarmak istiyorum. Şimdi öncelikle şundan başlayalım. Şey düşünüyor olabilirsiniz. Mesela aklınızda bir soru olabilir. Acaba üniversitede hoca sınıfa ilk girdiğinde ayağa kalkmamız gerekiyor mu yoksa kalkmamamız mı gerekiyor? Şimdi lise boyunca alışıldı tabii. Yani alışkanlık olarak hoca girdiğinde sınıfa ayağa kalkılması gerekiyor. Hatta ayağa kalkmayanlar hoca bağırıyordu, çağırıyordu falan. Benim dönemde en azından 3-4 sene önce, şu an bilmiyorum liseler nasıl. O yüzden... ben şunu gözlemledim. Sadece üniversitenin ilk günü, ilk derste genellikle hoca girdiğinde ayak kimisi kalktı, kimisi kalkmadı, bir böyle kafa karışıklığı. Ama sonuç olarak ondan sonraki zamanlarda hiç böyle hoca geldi hop ayağa kalkma diye bir şey olmadı. Yani benim bildiğim hoca sınıfa girdiğinde ayağa kalkılmıyor. Bu konuda bilginiz olsun. Onun ardından şimdi şey olabilir bir de, lisede belirli tabii ki de saatler oluyor. İşte şu saatte okula gidiyorsun, şu saate kadar şu ders var, sonra şu saatte teneffüs, sonra şu saatte zil var tabii ki de. Zil çalıyor, giriyorsun çıkıyorsun falan, belli yani. Ama üniversitede böyle bir şey yok. Üniversitede zil çalmıyor. Herkes kendi ders saatini telefonundan, saatinden bakıp, takip edip, sınıfının üzerindeki, işte sınıfının hangi sınıf olduğunu, işte... Onun bir kodu, numarası falan oluyor sınıfların. Tek tek o sınıflara falan gidiyorsunuz, geziyorsunuz böyle. Bu şekilde. Yani zil çalmıyor üniversitede. Çoğunuz biliyordur diye düşünüyorum ama tabii ki de istisnalar da olabileceği için bunu belirtmek istedim. Sonra komik bir konuya değineceğim. İşte hani bir muhabbet vardır ya, işte üniversitede kızlar teklif ediyor falan. Ben hiç böyle bir şey şahit olmadım. Duymadım da. Böyle bir şey yok yani. Kızlar teklif ediyor gibi bir durum görmedim ben. Kendi açımdan konuşmak gerekirse. Benim size tavsiyem. Tabii kişiliğinizi, nelerden hoşlandığınızı tam bilemesem de en azından kendi açımdan söylemem gerekirse bence üniversiteyi koskoca bir 2 yıl ya da koskoca bir 4 yıl, artık daha fazladır belki bölümünüze bağlı tabii. Ne bileyim ya, aynı şehirde olup da bilmiyorum, ben en azından istemedim. Öyle de yaptım. Kendim Aydın'da oturuyorum, ikamet ediyorum. Aydın Nazilli'de. Ama okul olarak Isparta'yı tercih ettim. Bence bulunduğunuz şehirden farklı bir şehir edinin derim ben. Bu bir tavsiye, gerçi bu böyle bilmeniz gereken bir şey değil. Onun dışında eğer ki bulunduğunuz şehirden farklı bir şehirde şehre tercih yapmak istiyorsanız mutlaka o şehri çok iyi araştırmalısınız. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü yaptığım bir hata diyebilirim. Ben Isparta'nın nasıl bir yer olduğunu Isparta'ya gittiğimde öğrendim. Ve ben pek böyle soğuğa gelemeyen birisiyim. Hemen üşüyorum böyle. Size belki normal gelecek bir soğuklukta bile ben titriyorum böyle. O yüzden Isparta'da maşallah bayağı bir soğuk bir yer olduğu için kışları böyle pek artık titreye titreye böyle. O yüzden tavsiyem sizlere, önerim. Eğer farklı bir şehir seçecekseniz oturduğunuz ilden, ilçeden o ili mutlaka araştırın derim. Onun dışında derslere gelirsek, üniversite dersleri nasıl oluyor falan filan gibi sorular düşünüyorsanız eğer aklınızda varsa, mutlaka derslerde not tutmayı huy edinmelisiniz bence.
böyle hani takılacağız, edeceğiz deyip de lisedeki gibi arka sıralardaki kafalara pek girmeyin derim ben. Çünkü üniversitedeki hocalar pek lisedeki hocalara benzemiyor. Yani pek de umurunda olmuyorsunuz hiçbir hocanın zaten. Tabii ki de böyle derslere katılıp ayrıca böyle bir kendinizi belli ederseniz ona bir şey demiyorum ama normalde işte aa hani sen böyle yap, şöyle yap, şöyle yap diye bir şey demez. Hocalar anlatıyor ve çıkıyor. Bu kadar basit. Tabii bazıları da hani daha ilgileniyor. Bu hocadan hocaya da değişebiliyor. Üniversiteye gittiniz diyelim. Bir yurtta veya bir evde, apartta kaldığınızı varsayalım. Şimdi öğrencilik zamanları gerçekten zor zamanlar. Maddiyatı yönetmek açısından olsun. Yani evdeki hesap çarşıya pek uymuyor. Mesela genelde açken zaten alışveriş yapıyorsunuz ve gerçi her şeyde geçerli, sadece öğrencilikte değil. Tokken alışveriş yapmanızı tavsiye ederim ve öyle olamayacaksanız bile bir liste oluşturup ona göre alışveriş yapmanızı öneririm. Yoksa siz hesaplarsanız 100 gider 300-500. Yapacak bir şey yok. O yüzden evdeki hesap çarşıya uydurmaya çalışın derim. Eğer evde kalacaksanız ya da apartta ev arkadaşınızı çok dikkatli seçmenizi öneririm. Çünkü bu konularda çok arkadaşımdan duyum alıyordum. Yani işte pişman oluyorlar, sonra küsüyorlar. Mesela iki kız kalıyor, birisi ev erkek getiriyor, birisi bundan çok rahatsız ifade ediyor ama anlaşamıyorlar. Yani dikkat olun bu konularda, iyice tanımanızı tavsiye ederim. Hatta benim kendimce tavsiyem, ben kendim hep yurtta kaldım, evde veya apartta hiç kalmadım. Tabii ki de nerede kalmak istediğinize en iyi siz karar verirsiniz ama naçizane tavsiyem birinci sene yurtta kalmanız, yani benim önerim o şehri iyice öğrenmeniz ve arkadaşlarınızı diyeyim artık iyice böyle öğrenmeniz, nasıl birileri olduğunu anlamanız ve evde kalacaksanız da ona göre sonra kalabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bir de şey durumu var. Üniversitelerde öğrenci kimliği oluyor. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Öğrenci kimliğinizi şiddetle kaybetmemenizi tavsiye ederim. O yüzden cüzdanınızın en böyle güvenli köşesinde mi diyeyim artık? Saklayın ve ona, cüzdanınıza sahip çıkın. Çünkü bir sürü tantana gerekiyor. Yani bir sürü bir şeyler yapmanız gerekiyor. Gazete ilan vermeniz gerekiyor, bilmem ne. Ben hiç kaybetmedim ama kaybeden bir arkadaşım vardı. Çok uğraştı, bayağı bir yani pişman oldu kaybettiğini. Öyle diyebilirim. Öğrenci kimliğinizi sakın kaybetmeyin yani. Sonra diğer bir diyeceğim ise burslara başvurmanızı tavsiye ederim. Yani uf bana çıkmaz ki demeyin bence. Bir şansınızı deneyin, ne kaybedersiniz ki? Çeşitli burslar oluyor. KYK bursu başta olmak üzere. Bu şekilde burslara başvurmanızı tavsiye ederim. Bakarsanız bana çıkmaz dersiniz, başvurursunuz ve çıkar. Yani bir kaybınız olmaz. Kazancınız olursa. Çıkmazsa da en azından başvurdum derseniz içiniz rahat olur. Bu şekilde yani birinci seneden itibaren başvurmanızı tavsiye ederim. Diğer bir olaya. Bir yandan not aldım, onlara bakıyorum çünkü hepsini aklımda tutamayabilirim. Anlatırken aklıma gelmez, karıştırırım. Konuyu farklı yerlere çekerim gibisinden not aldım. Minnoş da yanımda debeleniyor, oyun oynuyor orada. Minnoş cırmaklama. Minnoş'la ufak bir debelenmeden sonra bir böyle şımardı. Çırmaklamaya falan başladı beni. Neyse. Gelelim diğer bir konuya. Her anlatılana inanmayın. Düşünmeden hareket etmeyin. Çünkü üniversite ortamı dediğim gibi yine liseyle bir değil hiçbir şekilde de. Mesela insanlar çok farklı ya. Hani böyle bir şey dedi diye mesela o iyi niyetli o ya o bir şey ondan bir şey olmaz ya da sonsuz güvenmeyin kimseye bence. Güveninizin boşa çıktığını zaten mutlaka görürsünüz diye düşünüyorum. Eğer aynı üniversiteye tanıdığınız liseden bir arkadaşınızla gidiyorsanız eğer ya da böyle aile dostunuzun çocuğudur bir şeydir. Çok şanslısınız diye düşünüyorum. Her anlatına inanmayın. Kesinlikle mutlaka araştırın. Düşünmeden hareket etmeyin. Mesela birisi şuraya gidelim dedi, aa yürü gidelim. Kendi maddi durumunuzu, o anki derslerinizi, onu bunu her şeyi düşünüp o şekilde hareket edin yani, tavsiye. Birazcık şöyle çevireyim.
Kamerayı da bayağı oynadım ya. Umarım güzel çıkıyordur. Birazcık şarjım azaldığı için ekran karardı gibi görüyorum. Kendim net görünüyordur umarım. Evet, diğer bir diyeceğim. Gene biraz öncekilerle bir nevi benzer. Arkadaş seçimlerinize dikkat edin diye düşünüyorum. Ben üniversiteye gitmeden önce işte kalacağım yurt iyi olsun, okulum iyi olsun diye dua etmedim hiç. Hep arkadaşlarım iyi olsun diye dua ettim. Ben şu strateji izledim kendimce. Üniversite başladığında hemen böyle birileriyle arkadaş olmaya çalışmadım. Bunu size de tavsiye ederim. Zaten birileri elbet gelip bir selam veriyor, bir şey diyor, bir muhabbet başlatıyor. Herkese de sırrınızı anlatmayın. Yani böyle kendinizce önem verdiğiniz. Bir anda böyle özel hayatınızı dökmeyin kimsenin önüne diye tavsiye ediyorum kesinlikle bu konuda. Çünkü gerçekten insanların diğer yüzlerini belki sonradan görüyorsunuz. Ya da bir süre sonra uyuşmuyor düşünceleriniz, bir şey oluyor yani. Gerek yok derim. Direkt böyle hemen ilk seneden, ilk dakikalardan hemen her şeyi anlatırsanız pek mantıklı olmaz diye düşünüyorum. Arkadaş seçimlerinizde dikkatli olun. Yani demek istediğim bu. Bazen insanlar göründüğü gibi olmuyor. Diğer bir konumuz. Evet, bu biraz içimi yakan bir konu şahsen. Kendi adıma, kendi yaşantımda. Bir saniye bir kahvemi içeyim. Soğumuş burada konuşurken. Demek istediğim şu. Üniversiteye gittiğinizde sadece derse girip çıkıp evden yurda, pardon yanlış oldu. Evden veya yurttan okula, yurttan yine aynı böyle hep böyle git gel yapmayın. Boşuna ömrünüzü çürütürsünüz yani, başka da hiçbir şey değil. Ben mesela bunu biraz uzatacağım artık çünkü başka söyleyeceğim bir şey kalmadı. Demek istediğim şu, sadece derse girip çıkmayın, gezin, eğlenin. Tavsiyem bu, son tavsiyem buydu. Eğer sadece tavsiye izlemek için girdiyseniz, dilerseniz çıkabilirsiniz. Muhabbet dinleyeyim biraz da diyorsanız kalabilirsiniz de. Ben 3. sınıfın 2. döneminden itibaren korona oldu zaten. Korona vakaları çıkmaya başladı falan. Hatta 2 haftalık bir tatil diye gitmiştik eve. Sonra gelin görün ki hala da buradayız işte. Mezun oluyorum az daha. Artık okulda da gidemeyeceğim yani. Okul hayatım bitmiş meğer farkında olmadan. Ben bir de işte gerek maddiyat olsun, gerek zaman, gerek bahaneler falan. Pek böyle genelde merkezde hemen işte ben Isparta'da olduğum için bilenler bilir. İyaş, çarşı, İyaş bulvar. Hani bundan ibaretti hayatım. Okula git gel. Yurtta kaldığım için yurda falan. Hep aynı monoton düzen içindeydim genellikle. Aradım ki çıkarsam çarşıya. Bu. O kadar pişmanım ki. Yani 1,5 senem boşu boşuna gitti. Evdeydim yani okul hayatımın 1,5 yılı yendi resmen. Bu yönden için biraz dertli. Şey diyordum ben. Korona bitsin, okula gideyim. İşte ya Davraz'a bile gitmemiştim, inanabiliyor musunuz? İşte Davraz'a gideceğim. Lavanta bahçeleri var, oraya gideceğim. Oradan biraz kayarım Burdur tarafına. Salda Gölü'nü görmek istiyorum. Böyle hunharca gezeceğim dedim. Üniversitemin son yılında. Bende zaten bir uğursuzluk mu vardır, ben anlamadım zaten. Bir şey böyle çok istediğim zaman olmuyor ya, olmuyor. Gerçekten artık bir şeyler istemeye korkan oldum. Böyle yani, gezemedim de kaldı öyle. Bilmiyorum artık gezebilecek miyim hayatımın geri kalan diğer bölümlerinde. Umarım hayallerimiz hayal ettiğimizden daha güzel bir şekilde olur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi kanalıma abone değilseniz izleyip izleyip kaçmayın lütfen. Abone olursanız bir şey kaybetmezsiniz. Destek olmuş olursunuz, videolarım öne çıkmış olur. Diğer insanların keşfetini düşmüş olur. Beğenirseniz de aynı şekilde. Eğer yorumlarınız varsa kıymetli yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Tekrar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.